Batıyorum YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları tüm hızıyla sürüyor ve Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü gün geride kaldı. Biz de bu videoda bugün ülkemizi temsil eden sporcularımızın sonuçlarını ve yarının programını derlediğimiz bu video ile birlikte Olimpiyat Oyunları'na biraz ışık tutmaya çalışacağız. Evet, bugün yine birçok spor dalında ülkemizi sporcularımız temsil etti. Ama videoya geçmeden hemen kısa bir hatırlatma. Olimpiyat oyunları süresince yapacağımız yayınlardan haberdar olabilmek ve bize destek olabilmek adına kanalımıza abone olabilir ve bu videoyu beğenebilirsiniz. Ayrıca video hakkındaki yorumlarınızı da yorumlar kısmına atarsanız çok seviniriz. Hemen bugün aldığımız sonuçlara geçelim. Judo'da 73 kilo erkek kategorisinde Bilal Çiloğlu bugün ülkemizi temsil etti. Aslında iyi başlamıştı Bilal mücadelesine. Son 32 turunda Ürdünlü rakibi Selman'ı İpon'la geçen Bilal aynı şekilde son 16 turunda ev sahibi Japon sporcu Ono'ya İpon'la yenilerek Olimpiyat oyunlarına veda etmiş oldu. Kendisine temsili için çok teşekkür ediyoruz. Boksta Sinek Siklet'te bugün ringe Batuhan Çiftçi çıktı. Batuhan aslında çok zor bir kura çekmişti. Son Olimpiyat şampiyonu Zoyrov'la ilk turda eşleşti. Özbek rakibine 5-0 mağlup oldu Batuhan ve Olimpiyat oyunlarına çok erken veda etmiş oldu. Onun için Olimpiyat serüveni erken sonlandı. Ve bugün aslında en büyük hayal kırıklığımız, aslında neden hayal kırıklığımız? Çünkü son iki Olimpiyatta ülkemize madalya sevinci yaşatmış, bayrağımıza göndere çektirmiş Nur Tatar 2012'de bildiğiniz gibi gümüş, 2016'da bronz madalyası vardı. Fakat bugün işler onun için pek iyi gitmedi. Son 16 turunda Nijeryalı rakibi Oluchi'yi 12-7 ile geçerek çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde de aslında turu atlamaya çok yakındı. Son bir saniye 1-0 önde girdi Nur Tatar. Fakat son saniyede savunma yaparken çizgiye basması sebebiyle aldığı ceza puanıyla oyun altın vuruşa gitti ve rakibine altın vuruşta kaybeden Nur Tatar Olimpiyat oyunlarına rakibinin de finale çıkamaması sebebiyle veda etmiş olduğu röportaj oynama hakkı da olmadı Nur'un. Nur bu olimpiyatı maalesef madalyasız tamamlamış oldu. Fakat geçmiş madalyaları sebebiyle ve temsili sebebiyle kendisine teşekkür ediyoruz. Yelken'de yine bugün 3 sporcumuzun mücadeleleri devam etti. Rüzgar Sörfü ALEX'te Dilara Urak 4. 5. ve 6. yarışlarını gerçekleştirdi. 27 yarışmacı arasından 25. olarak yarışlara devam ediyor. Dilara'nın mücadelesi önümüzdeki günlerde de devam edecek. Yine Yelken'de Ecem Güzel 3. ve 4. yarışlarını yaptı Laser Radial'de ve 44 sporcu arasından 12. sıradaki yerini koruyor. Gerçekten bu ülkemiz adına önemli bir sıralama. Çünkü daha önce pek görmeye alışkın olmadığımız yerde şu an Ecem. Onun da mücadelesi devam ediyor. Olimpiyatları ilk 10 sıra içerisinde bitirebilirse aslında kendi adına ve ülkemiz adına iyi bir sonuç almış olacak Ecem. Yine gelken de Rüzgar Sörfü RSX'te yarışan Onur Cavit Biriz 4. 5. ve 6. yarışlarına çıktı. 25. 25 yarışmacı arasından dün 19.'ydu. Bugün 17.'liğe tırmandı Onur Cavit. Onun da yarışları önümüzdeki günlerde sürecek. Ve yüzmede aslında devşirilirken çok büyük madalya umutlarımızın olduğu Victoria Zeynep Güneş bugün 200 metre bireysel karışıkta havuza girdi. 2.14.41 derecesiyle maalesef 27 sporcu arasından 22. olabildi ve Olimpiyat oyunlarına Zeynep Güneş veda etti. Yüzmede bugün 1500 metrede ülkemizi iki sporcu temsil etti. Deniz Ertan 1500 metre serbestte 16-13-32'lik derecesiyle 33 yarışmacı arasından 17. oldu ve finale kalamadı. Deniz Ertan 1500 metre serbestten elendi fakat mücadelesi 800 serbestte devam edecek. Çok genç bir yarışmacı. Önü çok açık. İnşallah önümüzdeki olimpiyatlarda başarılar getirir ülkemize Deniz. Merve Tuncel bir başka 1500 metre serbest yüzen sporcumuz. O da gerçekten çok genç, 17 yaşında henüz pırıl pırıl bir genç sporcumuz. 16 çift 0.51'lik bir derece yaptı ki kendi en iyi derecesi 15.50 seviyelerindeydi. 33 yarışmacı arasından 11. oldu. Final yüzmeye çok yaklaşmıştı ilk 8'e. Sadece 1,5 saniye ile finali kaçırdı. Kendi en iyi derecesini yapsa zaten çok rahat bir şekilde finale kalacaktı. Finalde ülkemizi temsil edecekti. 1500 metre serbestte elenen Merve Tuncel 800 serbestte ülkemiz adına mücadelesine devam edecek. Onun da önümüzdeki olimpiyatlarda başarılar getireceğine inanıyoruz. Ve yarının programı. Yarın gerçekten çok önemli sporcular
ülkemizi temsil edecek, madalya umutlarımızı ülkemize temsil edecek. Artı 67 kiloda Avrupa şampiyonu tekvandocumuz Nafia Kuş saat 4'te mücadelesine Dominik Cumhuriyeti'nden rakibi Rodriguez karşısında başlayacak. Eğer bu turu atlarsa çeyrek finale kalacak. Nafia'ya yarın yapacağı mücadelelerde madalya diliyoruz. Umarız bir final çıkartır. Tekvando 2 madalya kazandırdı ülkemize bu spor dalı bu olimpiyatlarda. Üçüncüyü Nafia ile alırız ve tekvandoyu olumlu bir şekilde kapatırız diyoruz. Ve 2012 Londra olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden Neslihan Yiğit, badminton tek kadınlarda A grubu birinci maçına çıkıyor. Mısırlı rakibi Henny karşısında saat 5.20'de. İkinci maçında Çinli Fei ile oynayacak. Grubu birinci bitiren sporcu bir üst tura çıkacak. Neslihan'ın da şöyle bir şanssızlığı var. İkinci maçını dünya iki numarasına karşı yapacak. Ama yarın sabah yapacağı maçta çok büyük favori Neslihan. Judo'da 81 kilo erkek kategorisinde Vedat Albayrak sahne alacak ve son 32 turunda ev sahibi Japonya'dan Nagase ile 5.45'te mücadele edecek. Kendisine şimdiden başarılar diliyoruz. Ve yelkende hali hazırda 12. sırada bulunan Ecem Güzel, Laser Radial'de saat 6.06'da yarışlarına devam edecek. Umarız yarın kendisini ilk 10'un içine atabilir Ecem Güzel. Ülkemiz adına bu olimpiyat oyunlarının en büyük hayal kırıklığı şu anlamda gerçekten okçulukta tarih yazdı Mete Gazoz'la birlikte Yasemin Ecem Anagöz ve olimpiyat dördüncülüğü elde ettiler. Madalyaya çok yaklaşmıştık fakat olmadı. Umarız orada kaçırdığı madalyayı Yasemin Ecem bireysel kadında getirebilir. Çok zorlu rakipleri var ama yarın saat 6.26'da Kanadalı Barrett karşısında son 64 turuyla mücadelesine başlayacak Yasemin Ecem. Boksta biliyorsunuz daha önce olimpiyatlarda hiç altın madalya kazanamadık. Fakat bu olimpiyat oyunlarında iki sporcumuzla altına çok yakınız. İkisinin de ismi Buse Naz. İkisi de Trabzonlu. Buse Naz sürmeneli yarın mücadelesine 69 kilo kadınlarda başlıyor. Saat 7.52'de Polonyalı rakibi Koşevska ile son 16 turuna çıkacak. Ve umarız rahat bir şekilde bu turu geçecek Buse Naz ve ülkemize olimpiyattaki ilk altını kazandırma yolunda, boksta ilk altını kazandırma yolunda emin adımlarla yoluna devam edecek. Ve ülkemizin gururu son dönemde adını sıklıkla aldıkları gerçekten çok önemli galibiyetlerle duyuran, ülkemizi her arenada çok iyi temsil eden hem takım sporlarında hem ülke milli takım sporlarında gerçekten çok iyi bir seviyeye geldiğimiz kadın voleybolcularımız Filenin sultanları yarın B grubu ikinci maçında İtalya ile saat 10.25'te karşılaşacak. İtalya da bizim gibi ilk maçını 3-0 kazanmıştı. Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-0'la geçtiler. Bu maç grubu lider veya ilk ikide bitirebilmek adına çok büyük önem taşıyor. Eğer sultanlar bu maçı kazanırlarsa önleri çok daha açılacak ve sonraki müsabakaları da yine fotoğrafta, görselde görüyorsunuz. Kızlarımıza başarılar diliyoruz. Göğsümüzü kabartmaya devam ederler. İnşallah. 64 kilo kadınlarda halterde Nuray Levent podyuma çıkacak. Saat 13.50'de gerçekten olimpiyat oyunlarına gelmeden önce madalya hedeflediğini söylemişti ama çok zorlu rakipleri var. Bakalım yarın neler olacak. Ve yüzmede yine temsil ediliyoruz. Belki çok net başarılar alamadık yüzmede ama en büyük, en kalabalık kafileyle Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarında yüzme kafilemiz. 200 metre kelebek kadınlarda Defne Taçyıldız saat 13.23'te havuza girecek ve ülkemizi temsil edecek. 200 metre kurbağalama erkekte Berkay Ömer Öğretir saat 13.46'da eleme turlarında yarışacak. Biliyorsunuz yarı finali aslında daha önce çok kıl payı kaçırmıştı. 16. olması gerekirken 18. olabilmiş ve final yüzememişti. Fakat olimpiyatta ikinci kez yarışacak 200 metre kurbağalamada ve burada alacağı iyi bir sonuç ki ondan böyle bir şey bekliyoruz. Bir yarı final bekliyoruz. Umarız yüzmede ilk kez elemeleri geçen sporcumuz olur bu olimpiyat oyunlarında Berkay Ömer. Ve yine yüzmede 800 metre serbestte Yiğit Aslan saat 14.36'da havuza girecek ve ülkemiz adına bir yarı final daha kovalayacak. Yiğit'in de umarız eleme turları iyi geçer ve ülkemizi daha üst turlarda
temsil etme şansı yakalar diyelim. Ve olimpiyatlarda genel madalya sıralaması beklendiği gibi Amerika ve Çin ilk. İki de ev sahibi Japonya şu ana kadar gerçekten oyunları çok iyi götürüyor. 8 altında ilk sırada Amerika'nın 7 altını var ve Çin 6 altın madalyayla sıralanıyorlar. Ülkemiz 2 bronzu var ve genel toplamda 42. sırada. Hala daha madalya rekoru bekliyoruz. Toplam madalya sayısında gerçekten önemli bir yerde bitireceğiz diye umuyorum ben turnuva sonunda. Çünkü gerçekten madalya kazanma umudu olan sporcularımız yeni yeni başlayacak yarışlarına. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar yani videoyu beğenmeyi unutmazsanız ve bize destek olursanız çok seviniriz. Günlük olimpiyat yayınlarımızı takip edebilmek adına abone olursanız çok mutlu oluruz. Ayrıca yarınki Türkiye-İtalya maçından siz ne bekliyorsunuz? Buse Nas Sürmeneli'nin altın madalya kazanacağını düşünüyor musunuz? Bunda da yorumları alırsak daha sonraki videolarda değerlendirme şansımız olur. İzlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.